Anadolu Ocağı bir kahraman yurdu. Eskişehir Seyit Gazi. Yemyeşil vadi üzerine kurulmuş, doğanın koynunda oksijeni doyasıya soluyacağınız, dağların taşların şahit olduğu kahramanlık hikayelerini dinleyeceğiniz, Alevi inancı için günümüzde Anadolu Müslümanlığında önemli merkezlerden, tarihin tozlu sayfalarında adeta kaybolacağınız güzel şehir Seyit Gazi, siz Can Gezikolikleri kucaklamayı bekliyor. Bir kahraman yurdu Anadolu Ocağı Seyit Gazi şehrimizde bizleri adeta dört gözle bekleyen kahraman komutanın mekanı Seyit Battal Gazi Türbesi, uygarlık ve sanatın en uç noktası Yazılıkaya, namı diğer Midas Anıtı, Bahşiş Çeşmesi olarak da bilinen Bahşiş Anıtı, kadim bir arkeoloji kitabı Gerdek Kaya, aslanların kayaya namzet olmuş hali Aslanlı Mabet, enfes mi enfes Seyit Gazi mutfağından bir Eskişehir lezzet efsanesi çiğ börek, dillere destan efsane bir lezzet kavurma börek, bir lezzet bombası ağza açıkı ve ayrıca şehrimize adını vermiş Seyit Battal Gazi'nin kahramanlık hikayelerini dinleyerek hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Şayet kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Roma Bizans döneminde Nakolia olarak anılıyordu. Roma döneminde Nakolia, günümüzdeki ismiyle Seyit Gazi, şehir isyanlarına şahit olmuş bir şehir olmuştur. Hristiyanlık ve diğer mezheplerin çatışması bu isyanların en temel nedenidir. Pers seferini gerçekleştirmek üzere Antiyokya'ya, günümüzdeki adıyla Antakya'ya gitmek üzere seferde olan İmparator Julianos, Nakolia'da konaklamıştır. Milattan sonra 366'da Komutan Prokopius, İmparator Valens'e karşı çıkar ve isyan çıkarır. Bunun üzerine Prokopius, Nakolia civarında yakalanıp öldürülür. Bizans İmparatorluğuna geçen şehir, Nakokeia olarak anılmaya devam eder. 395-408 yıllarında Roma İmparatoru Arcadius devrinde Nakolia şehrinde Trebigild liderliğindeki Got garnizasyonu kargaşa çıkartır ve böylelikle Nakolia şehrini zapt eder. En erken tarihte milattan sonra 5. asra ait Bizans dönemine ait kalıntıların bulunması söz konusu dönemi doğrulamaktadır. Can Gezikolikler. Nakolia isminden Seyit Gazi ismine doğru. Seyit Gazi ismi nereden geliyor? Seyit Battal Gazi büyük bir komutandır Can Gezikolikler. Harun Reşid'in komutanlarından olan Seyit Battal Gazi 730 ila 740 yıllar arasında Anadolu'nun Müslümanlaştırılması yolunda Bizanslılarla savaş halindeyken şehit düşmesi sonucunda isminin yaşatılması amacıyla yerleşim merkezine bu güzel komutanın ismi verilmiştir. Nitekim Seyit Gazi adını Seyit Battal Gazi Külliyesi'nin yapımının ardından almıştır. Kadim tarihi M.Ö. 600-800 yıllarına dayanan Seyit Gazi, Bizans yönetiminden Osmanlı yönetimine Yüce Allah'ın izniyle geçtikten sonra 70 ile 80 arası hane sayısına ulaşan bir Türkmen köyü haline gelmiştir. Yerleşim merkezinin ismine de Türkmen köyü denilmiştir. 1531 senesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla Karacapınar, Hatıplar, Belenk, Kalpal, Yenice ve Özbek adlarında 6 adet mahallesi oluşmuştur. Seyit Gazi coğrafi özellikler ve ekonomi. Bağlı olduğu Eskişehir'in merkezine uzaklığı yaklaşık 45 kilometredir. Yörenin konumu Afyonkarahisar Eskişehir arası yol üzerinde geniş ve ferah bir yol üzerindedir. Can Gezikolikler, radyonuzda güzel bir şarkı, ormanların muhteşem manzarasında bir güvercin misali süzülüp görkemli bir dağı geçince bu şehre varacaksınız inşallah. Seyit Gazi bölgemizde eti maden işletmeleri haricinde endüstriyel faaliyetler, kimya, patlayıcı mühimmat ve makine sanayi ile birlikte yağ ve aynı zamanda un, yem sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Bu sektörler dışında ekonomik faaliyetler daha çok
tarım ve hayvancılık esaslıdır. Bu alanlarda da daha çok kısmen mevsimlik faaliyetler gözlenmektedir. Rakımı çok yüksek olduğundan göre de kış mevsimi nispeten sert ve soğuk seyredebilmektedir. Rüzgarların sert olmasıyla yollarda buzlanmalar ve kapanma olaylarına da sıklıkla rastlanabilmektedir. Eğer kış aylarında gidecekseniz tüm yol hazırlıklarınızı tamamlayın derim sevgili Can Gizikolikler. Kahraman komutanın mekanı Seyit Battal Gazi Türbesi. Seyit Gazi şehrimizin tam da içerisinde bulunan bu nadide eser 1207-1208 yılları arasında Ümmühan Hatun tarafından inşa ettirilmiştir Can Gizikolikler. Cami, medrese ve türbe olarak 3 ayrı bölüm olan türbe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi dokularını taşımaktadır. Bu İslam mabetini gezerken sağ ve sol taraflarında bulunan mezarlar ile karşılaşıyorsunuz. Bir de eski dönemde orada yaşayanlar için mutfak gibi mekanlar yer almaktadır. Avlu kısmına doğru ilerlerken çeşme karşımıza çıkıyor ve buranın hemen yanında külliye yaptıran Ümmühan Hatun'un mezarı da bulunuyor. Eski dönemde çilehane olarak adlandırılan odacıkları da gezdikçe keşfediyorsunuz sevgili Can Gizikolikler. Seyit Battal Gazi Türk İslam tarihinin en yiğit kahramanlarından bir komutandır. Bizanslı ile gerçekleşen savaşta Yüce Allah'ın izniyle galip gelmiş ve Gazi unvanını almıştır. Seyit Battal Gazi Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin evladıdır. Validesi Saide Hatun ise Nebiler Nebisi peygamber soyundan gelmektedir. Seyit Battal Gazi Malatya şehrimize dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği ve yaşam sürdüğü evin yeri Malatya ilimizde halen mevcut durumdadır. Bu mekan uzun seneler insanlara yemek verilen bir hayrat yeri olmuştur. Esasen ünlü bir Emevi kumandan olan Seyit Gazi milattan sonra 740 senesinde Selçuklular döneminde Akrainos yani Seyit Gazi bölgesi yakınlarında Arap ordularıyla İstanbul'un fethi gayesiyle bir muharebe esnasında yaralanması nedeniyle şehit olmuştur. Kendisinin Can Anadolu'da İslam dininin yayılması için önemli katkıları olmuştur. Türbeye gezdikçe fark edeceksiniz ki Selçuklu ve Osmanlı dönemi izleri türbeye adeta bir nakış gibi işlenmiş durumdadır sevgili Can Gizikolikler. Uygarlık ve sanatın en uç noktası Yazılıkaya, namı diğer Midas Anıtı. Eskişehir'in merkezine D665 üzerinden yaklaşık 75 kilometre mesafede bulunan bu yer, Yazılıkaya köyünde adeta köy ile iç içe bir konumda bulunmaktadır Can Gizikolikler. Köyün olduğu bu bölge aynı zamanda Midas kenti olarak bilinmektedir. Yazılıkaya her ne kadar Han ilçemizin sınırları içerisinde 25 kilometre mesafede bulunsa da Seyit Gazi şehir merkezine uzaklığı ise Afyon Caddesi üzerinden yaklaşık 30 kilometre kadardır. Anıtın yüksekliği yaklaşık 18 metredir. 19. yüzyıl döneminde yöreden geçen bir İngiliz subayı Leak burayı keşfetmiştir. Kayalar üzerindeki hepsi birer sanat eseri oyuntulara hayran kalmış ve tekrar bu bölgeye gelmiştir. Yaptığı araştırmalar esnasında oyuntularda Midas yazdığını görünce anıta Midas anıtı ismini vermiştir. Bu bölge Frigyalılardayken Frigya Salatoris ve Sağlıklı Frigya isimleri de kullanılmıştır. Antik Frigya uygarlığının en merkezi noktalarından birinde yer alan Midas anıtı bölgedeki kaya anıtlarının en ihtişamlılarından biridir. M.Ö. 8. yüzyılda ihtişamlı bir devlet oluşturan Frigler, Kral Midas ile uygarlık ve sanatta zirvenin en üst noktasına ulaşmıştır. Mimari ve sanatta ulaştıkları bu zirve noktayı kayalara da yansıtmışlar ve bu dünyanın en önemli dini yapıtlarından biri Yazılıkaya Midas anıtını ortaya koymuşlardır Can Gizikolikler. Bahşiş Çeşmesi olarak da bilinen Bahşiş Anıtı, Gökbahçe köyündeki bu tarihi eser Frig anıtlarının tam mimari özelliklerini taşımaktadır. Bölgede yaşayan halk burayı Bahşiş Çeşmesi olarak adlandırmış ve yörede de bu isimle bilinmektedir. Aslında baktığımız zaman bir
nöbetçi kulübesine benzese de yapının üst kısmından en alt kısmına kadar bir kuyu bulunmaktadır. Kayalar üzerine oyulmuş buram buram tarih ve arkeoloji kokan bu yapıyı yakından görmenizi tavsiye ederim sevgili Can Gezikolikler. Kadim bir arkeoloji kitabı Gerdek Kaya. Bu muhteşem yapı Midas Yazılkaya anıtına 2 kilometreyle çok yakın bir mesafededir. Can Gezikolikler, Çukurca köyün ise yaklaşık 500 metre ilerisindedir. Merdivenle çıkılabilen yapıta insan görünümündeki canlıların ne yazık ki zarar vermesi sonucu birçok dokusu zarar görmüştür. Yine de kalan bölümlerini yerinde görmek sizleri de mutlu edecektir eminim. Şimdiden iyi gezmeler dilerim Can Gezikolikler. Aslanların kayaya namzet olmuş hali, tarihi aslanlı mabet. Seyit Gazi ilçemizin Şirin köylerinden Kümbet köyünde yer almaktadır. Eskişehir il merkezinin mesafesi yaklaşık 75 kilometre. Seyit Gazi şehir merkezinin uzaklığı ise yaklaşık 36 kilometredir. Mimari özelliklerinden Friklere ait bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Sonrasında Bizans döneminde de bu yapı kullanılmıştır. Friz bölümünde aslan figürleri olduğu için bu isimle anılmıştır. İç kısmında mezar yerinin giriş bölümünde Solon yazmaktadır. Buna binaen Solon mezarı olarak da adlandırılmıştır. Dış kısmı ve iç kısmında ne yazık ki tahribat gerçekleşmiştir. Can Gezikolikler. Yöresel enfes Seyit Gazi lezzetleri. Evet, şimdi de birbirinden güzel damak tatlarının merkezi Seyit Gazi mutfağından vereceğimiz lezzet şaheseri örnekleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah sevgili Can Gezikolikler. Bir Eskişehir lezzet efsanesi çiğ börek. Seyit Gazi ilçemizde neredeyse restoranların tamamında çiğ börek ile karşılaşıyoruz Can Gezikolikler. Öyle ki çiğ börek Eskişehir yöremizin vazgeçilmez damak tatlarından biri konumunda, her evde muhakkak pişiriliyor. Esasında çiğ börek zamanında Eskişehir şehrimize göçen kadim Türk boylarından Kırım Tatarları ile özdeşleşmiş bir damak tadıdır. Çiğ börek denilen bu börek dilimizde çiğ ya da çiğ börek olarak mutfaklardaki yerini almıştır. Hamuru incecik ve çıtır bir hamurdur. Un, sirke ve sudan yapılan hamur incecik açılır. İç harcı da kıyma, soğan ve baharatlar ile kavrulup açılan hamura konulur. Yarım ay şeklinde kapatılan börekler bol miktarda kızgın yağda kızartılır. Damaklara layık lezzetli börek yenmeye artık inşallah hazırdır. Can Gezikolikler, afiyet olsun. Yapımı kolay gibi görünse de böreğin hiç yağ çekmemesi ve incecik olması bu böreği oldukça farklı ve bir o kadar da lezzetli kılıyor. Seyit Gazi'de mutlaka tadılması gereken lezzetlerden çiğ böreği sakın ihmal etmeyin Can Gezikolikler. Dillere destan efsane lezzet, kavurma börek. Adından da tahmin edileceği üzere yufkadan yapılan bu enfes lezzet siz Can Gezikoliklere sıradan börek lezzetini unutturacak gibi. Tatarların Eskişehir yöremize kazandırdığı çok leziz bir börektir. Yağda kızartılan güzel hamur pirinç ve kıyma ile buluşunca damaklarda unutulmayacak bir tat ile aklımızda kalıyor sevgili Can Gezikolikler. Yörede çay saatlerinde veya bir yere giderken Anadolu adetlerinden elleri boş gitmemek gerek davranışını burada da samimi insanlarımızın cömert tavrıyla yaşatıldığını göreceksiniz Can Gezikolikler. Enfes bir damak tadı, ağzı açık. Can Anadolu'muz adeta hamurla yapılan damak tatlarının merkezi değil mi sevgili Can Gezikolikler? Şimdiki lezzet ise kahvaltılarda siz Can Gezikoliklerin de sofralarınıza gelebilecek enfes bir lezzet. El ile açılan hamurların üzerine kıymalı harç ekleniyor ve öylece pişiriliyor. Bu yüzden adına ağzı açık dendiği söyleniyor. Farklı lezzetler, samimi insanlar ve tarihi mekanlar için bu şehre gelmeye fazlasıyla değer Can Gezikolikler. Seyit Gazi ilçemize ulaşım. Eskişehir adeta Can Anadolu'nun kalbi gibidir. Bu güzel ili il yapan ilçeleri gezmek, görmek, keşfetmek, tarihi dokuyu incelemek eminim ki çok mükemmel bir histir Can Gezikolikler.
bağlı olduğu Eskişehir il merkezine uzaklığı D665 üzerinden yaklaşık 45 kilometredir. Ortalama seyahat süresi de 45 dakikadır. Başkent Ankara, Seyit Kanadı şehrimize oldukça yakın. Öyle ki Dumlupınar Bulvarı D2 üzerinden mesafe yaklaşık 225 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 2,5 saattir. İstanbul'a uzaklık Bursa-Eskişehir yolu D200 üzerinden yaklaşık 345 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 4 saat 15 dakikadır. İzmir'e uzaklık D300E96 üzerinden yaklaşık 390 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 5 saattir. Seyit Gazi ilçemizde demiryolu hattı mevcut değildir. Can Gezikolikler, Seyit Gazi şehrimize en yakın havalimanı Dumlupınar Bulvarı D200 üzerinden Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'dır. Mesafe D200E90 üzerinden yaklaşık 55 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 45 dakikadır. Şehrin gürültülü yaşantısından dinlendirici bir şehre yelken açmak isteyenlerdenseniz o zaman valizleri hazırlayıp arabanıza binin. Stresle yorulmuş bedenlerimizi inşallah dinlendirmeye. İyi yolculuklar sevgili Can Gezikolikler. Kahramanlıkları destanlaşmış bir gazinin şehri Seyit Battal Gazi'ye yelken açın. Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nden bugünlere değin kahramanlık hikayeleri dilden dile, gönülden gönüle aktarılan yiğit Seyit Battal Gazi destanlarını dinlemek, türbesini ziyaret edip dualar etmek için Eskişehir ilimizin bu güzel ilçesi Seyit Gazi, samimi ve sıcak kanlı insanları ile siz Can Gezikolikleri bekliyor. Öyleyse şimdi yola koyulma zamanı. Seyit Gazi şehrimiz siz Can Gezikolikleri bekler, yollarınızı gözler. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Rehberiniz her daim Doktor Murat Akseyat olsun inşallah. Hoşça kalın.